İyi günler değerli arkadaşlar. Tamer Kaya ben. 5 dakikada evrim serisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz güncel bir konu. Virüsler ve evrim. 4 ana başlıkta ele alacağız. Virüsler, mutasyon, doğal seçilim ve virüs salgınları nasıl sonlanır? Normal mikroskopla bile görmeyi başaramadığımız bu çok küçük organizmalar yeryüzünde inanılmaz bir korku dalgasına neden olabilecek, süper güçleri dize getirecek boyutta bir salgına neden olabiliyorlar. Yaşamın başlangıcından beri bizimle birlikteler ve virüsler evrimi kabul etmek istemeyenlerin genellikle söyledikleri, evrimin gerçekleşmediği ve bunu canlı olarak şahit olmadıkları iddiasına da çok net bir cevap veriyorlar. Virüsler adeta bir evrim motoru gibi çok hızlı evriliyorlar. Virüsler aynı insanlarda olduğu gibi bir arada yaşayan yarasalarda solunum yoluyla bulaşacak şekilde evrilmişlerdir. Yalnız virüsler zaman içerisinde mutasyon geçirirler. Her bölünmede değişik yapı ve şekillerde yeni mutant virüsler ortaya çıkabilir. Ve yarasa grubu içinde bu mutasyon geçiren virüsler her zaman bulunur. Fakat zamanla bunlar kaybolur. Genelde hakim olan yarasa grubunun kendi virüsleridir. Yalnız yarasalar kendi virüslerini başka canlılara da bulaştırabilirler. Bu COVID-19 salgınında olduğu gibi yarasadan insana geçen virüs aynı zamanda mutasyon geçirenleri de içermekteydi. Normal yarasanın kendi virüsü insana bulaşmasa bile bunlar içinde mutasyon geçirmiş olan bir tanesi insanı hasta edecek noktaya geldiği anda ve bu durum bir insandan başka bir insana bulaştığı anda pandemiyi tetikleyen süreç başlamış oldu. Bu tabii ki çok nadir bir durum ama bir kere olması bile yeterli pandeminin ortaya çıkması için. Bu insandan yine başka insanlara da virüs geçebiliyor. Burada gördüğümüz gibi başka insanlara geçen virüsler eğer o insanlarda ölüm ya da ağır hastalık yaparlarsa bu durumda virüsler başka birine bulaşma şansını tabii ki kaybedecekleri için genellikle ölüm ve ağır hastalık virüsün hayatta kalması için iyi bir seçenek değil. Virüsün varlığını devam ettirebilmesi için geçtiği kişiye yaşatabilecek bir özellikte olması gerekiyor. Bu arada burada gördüğümüz gibi ana bulaştırıcı da virüs mutasyon geçiriyor ve diğer kişiye bu mutant yani mutasyon geçirmiş virüs geçtiği anda ölüme ve ağır hastalığa neden olmayacak bir şekilde ise eğer ancak o zaman bu kişiden başkalarına bulaşıyor ve hastalık genellikle ayakta geçirilerek sonlanıyor. Bu da virüslerin zamanla kendi yaşadıkları canlılarla bir uzlaşı içinde bir uyum sağlayarak onları öldürmeyecek şekilde evrilmesiyle mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi ayakta geçiren ve artık hastalığın çok da önemi kalmadığı bir döneme doğru süreç evrilebiliyor. Bugünkü 4. ve son başlığımız virüs salgınları nasıl sonlanır? Virüs salgınları aşıyla sonlanabilir ancak virüslerin çok hızlı mutasyon geçirmeleri uygun aşıyı bulmak için engel teşkil eder. Bir diğer seçenek sürü bağışıklığıdır. Ancak sürü bağışıklığı yüksek ölüm oranlarıyla ortaya çıkabilen ve tercih edilemeyecek bir durum. Üçüncü ve son seçenek ise virüslerin evrimidir. Bu aslında insanın aktif olarak katkıda bulunmadığı bir şeydir ama büyük olasılıkla gerçekleşen olay budur. Virüsler evrilerek zamanla üzerinde yaşadıkları konakçıya zararsız hale gelirler. Biraz önce değindiğimiz şekilde ve bu insanların virüs salgınlarının tehlikeli sürecinden kurtulmasını sağlayan insanla virüs arasında bir uzlaşı sürecinin ortaya çıkardığı bir durumdur. Son olarak virüslerden yola çıkarak insanın yeryüzündeki durumu ile ilgili bir benzetme yaparak sözlerime son vermek istiyorum. Virüsler konakçıları üzerinde onlara daha az zarar verecek şekilde bir evrim süreci geçirirler. İnsan da yeryüzünde bu şekilde yaşıyor ve bizlerin yeryüzüne daha az zarar verecek şekilde evrilmeyi beklememiz tabii ki mantıklı bir düşünce olamaz. Ancak bunu evrilmeyi beklemeden aklımızla, mantığımızla ve bilimi kullanarak dünyaya daha az zarar verebilir bir hale gelmemizi temenni ediyorum. Yaşat ki yaşayasın diyorum. Hepinize sağlıklı, aydın, bilimle dolu günler diliyorum.